Merhabalar, videoma hoş geldin. Bugün Yeelight'ın Monitör Pro lambasını inceliyoruz. Bugünkü konuğumuz Yeelight markasından bir pro monitör lambası. Genelde bilgisayar başında çalışan, home office çalışan veya ofiste çalışan insanların tercih etmiş olduğu bir ürün. Nedenine birazdan değinmiş olacağım. En önemli nedeninden bir tanesi zaten arka planımda görüyorsunuz. Monitörümün üstünde bir ışık bulunuyor ve hem arkaya RGB bir ışık yansıtabiliyorsun hem de klavyenin ya da masanın olduğu bölümü ışıklandırabiliyorsun. Işık derecesi ayarlanabiliyor, renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsun ve birçok özelliği bulunuyor. Google ve Alexa Alexa ile birlikte çalıştırabiliyorsunuz. Yani Google ve Alexa üzerinden de kontrollerini yapabiliyorsunuz. Yeelight'ın kendi uygulamasına telefon üzerinden girdiğinizde birçok ayarını kontrol edebiliyorsunuz. Planlama, zamanlama hepsini yapabildiğiniz. Ayrıca RGB ışıkların kontrolünü sağlayabildiğiniz. İsterseniz oyun modu, isterseniz film modu ya da romantik mod tarzında bu tarz modlar bulunuyor. Klavyenizi ve masanızı aydınlatan kısmında sıcak, orta, soğuk ayarları yapabildiğiniz bölümler bulunuyor. Hem kumandası var hem de telefon üzerinden kontrol edebiliyorsun. Kumanda üzerinden sağa doğru döndürdüğünde ışık şiddetini arttırabiliyorken Sola doğru döndürdüğünde ise ışık şiddetini düşürebiliyorsun. Birazdan ürünün kutu açılımını yapacağız ve detaylı özelliklerinden de bahsediyor olacağım sizlere. Ama öncesinde kısa bir bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Öncelikle 16 milyon renge sahip RGB bir arka ışıklandırması bulunuyor. Kısılabilir ve ayarlanabilir renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yapay zeka platformlarıyla uyumlu olması ön plana çıkartan en büyük özellik. Çünkü günümüz yapay zekaya artık adapte olduğundan birçok ürünümüz direkt yapay zeka ile uyumlu çalışıyor olması da aslında ön planda tutmuş oluyor kendisini. Razer Chrome uygulamasıyla RGB oyun senkronizasyonu yapabiliyorsun. Manyetik tutucular sayesinde açıyı kolayca değiştirebiliyorsun. Tablosuz döner anahtar düğmesi bulunuyor. Ofis ve evden çalışma için tercih edilen ürünler arasında ilk sırada gelen bir ürün. Şimdi kutuyu bir açalım. Bakalım kutunun içerisinde neler çıkıyor. Hangi aparatları mevcut. Sonrasında ürünün daha detaylı bilgileriyle sizlerle olacağım. Kutu açılımına geçiyoruz. Sıra geldi ürünün kutusunu açmaya. Üzerinde zaten gerekli bütün bilgiler yazıyor. Yeelight markasının ve buralarda da Google ve Alexa ile çalışabildiğini söylüyor. Pro olduğu için bu RGB oluyor ekstradan. Kutunun arkasında bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzu geliyor. Ekstra olarak da burada görsellere yer verilmiş nasıl kullanıldığını anlatıyor. Hemen şöyle kesiyoruz. Poşetini açıyoruz. Kutu yapısına baktığımızda içerisinde koruma süngeriyle birlikte geliyor ve ürün zarar görmemiş oluyor. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu tarzında bir belge çıkıyor. Burada bir bilgilendirme de yapılmış. Bu da ayrı bir kağıt. Bunu da bir kenara alıyoruz. Bu kısma baktığımızda monitörü taşıyacak ayak var ve gerçekten ağır bir ayak. Şu şekilde de esneyebiliyor. Jeletini çıkartıyoruz. Bu kısımdaki jelatini de çıkarttıktan sonra bu kısım kavuçuk yapıya sahip. Herhangi bir çizme ya da farklı bir işlem yapmaz monitörünüze. Ürünün bu açıp kapatılması Atmaya yarayan kontrolcüsü bu alt kısım kauçuk gene bunu da böyle masaya koyduğumuzda kaydırmayacak bir yapıda. Ve üst kısımdan bu şekilde döndürerek kısıp açabiliyoruz. Hemen bakmış olduğumuzda burada Yeelight'ın kendi marka logosu bulunuyor. Ve arka kısımdaki de ledleri görebiliyorsunuz burada dizilimlerini. Bunu da hemen şuradan jelatinle çıkarttım. Yine burada bir logo bulunuyor. Yan tarafına baktığımızda da burada da aynı şekilde bir logo var. Şu kısma baktığımızda ise buradan kaldırarak açıyoruz hemen neler çıktığını gösterelim bu kısımdan da. Bu da paketlenmiş. Bunu da paketinden açtığımızda içerisinden kabloları çıkacak. Paketin içerisinden 2 adet yurt dışı dönüştürücüsü çıkıyor. Bunları bir kenara alıyorum ve bize lazım olan şey... Türkiye'de kullanacağımız için bir dönüştürücü. Hemen ürünü şurada yerleri bulunuyor ve o tutturduğunuzda bu şekilde kilitleniyor. Şu kısma bastığınızda da çıkartabiliyorsunuz. Bu kısma taktığımızda direkt gücü bu panelden alıyor ve led ışıklara veriyor. Led ışıklar da zaten üzerine oturuyor. Şimdi bir led ışıkların nasıl durduğunu da göstereyim hemen size. Arka kısmını direkt burada mıknatıslı hemen bu şekilde o tutturduğunuzda herhangi bir sallantı ve düşme yapmıyor çekseniz bile. Bu da gayet iyi olmuş. Mıknatıslı olması da güzel bir özellik. Ürünün kutusunun açılımını yaptık ve içinden çıkan tüm aparatları gösterdim sizlere. Bir de şöyle göstereceğim tekrardan. Bak baktığında ürünün kutu yapısı zaten böyle premium hissiyatı veriyor. Ve üzerinde Google'ın, Alexa'nın bağlantı yapabileceğini söylüyor. Ve Yeelight LED Screen Light Bar olarak çıkıyor ve Pro modeli. Pro modeli olmasının en büyük avantajı arka aydınlatmaların RGB olması. Kırmızı, sarı, mor, pembe yani ne tarz bir renk istiyorsan renk sıcaklığını da ayarlayabiliyorsun RGB'de. Bu da RGB ışıklarda genelde G-Light markasında gördüğümüz bir durum. Çoğu RGB ışıkta renk sıcaklığı ayarlanamıyor ama RGB'nin renk sıcaklığını ayarlamak büyük bir avantaj ve baktığında piyasada bir tık daha ön plana çıkartıyor. Benim burada gördüğüm dezavantaj bu üründe şu. Arka o led barı oturtturduğumuz bölüm bayağı ağır. Ağır olmasının sebebi ürünü tutabilmesi için yapılmış ama gerçekten hani onu eline aldığında bir külçe altın mı diyeyim artık. Bir böyle bir buçuk iki kiloluk bir demir parçası gibi bir şey mi diyeyim bilemedim. Ama sonrasında şöyle de bir durum oluşuyor. Led barı tutabilmesi için bu aparatın olması gerekiyor. Ve led barı taktığımız bu aparat iki tane böyle ince mıknatı tıslı böyle. Direkt ona yapışan ve yapıştığında da çıkması zor olan bir kısım bulunuyor. Ben bilgisayarıma Razer Chrome'u indirdim ve oyun oynuyorum. Oyunda da God of War oynuyorum. God of War'daki o ambiyans ışıklarıyla senkronizasyon olduğu için direkt monitörün alt kısmı ve en çok da üst kısmına doğru oyun senkronizasyonunu sağlayıp RGB ışıklar yansıtıyor. O oyun içerisindeymişsiniz gibi bir hissiyat veriyor. Gözlerimiz genelde ince detaylara takıldığımızdan dolayı çok çok yoruluyor. Bu ışık göz yormuyor. Yeelight'in kendisi de Nisan sonuna kadar Y Light 25 koduyla alışveriş yaptığınızda indirimden faydalanıyorsunuz. Bu ister monitör lambanız olur, isterseniz farklı bir ürünü olur, led şeridi olur ya da tavan aydınlatmaları olur. Bütün ürünlerinde geçerli bir indirim. O yüzden göz atmanızı da isterim. Ürünün döner başlıklı bir kontrolcüsü bulunuyor. Bu da metalimsi bir yapıdan yapılmış ve gayet premium hissiyatı veriyor. Hem monitörünüze takmış olduğunuz led bar yani aydınlatma hem de kontrolcüsü gayet premium bir hissiyatta. Benim monitörüm düz bir monitör ama kavisli monitörlerin birçoğuna da oluyor. Çok fazla kavisi olan monitör monitörlerde denemedim ama hafif kavisli olan monitörlerde bu ürünü kullanabiliyorsun. Gönül rahatlığıyla hiçbir şüphen olmasın. İleriki dönemlerde ben de kavisli bir monitöre geçeceğim. Biraz daha büyük olan bir monitöre. Bakmış olduğunda benimki 24,5 inçe yakın bir monitör ve tamamen led bar kaplıyor monitörü. Uçlarında ikişer ya da üçer santim bir boşluk kalıyor. Zaten bu da normal. Monitörde herhangi bir parlama, parlatma gibi bir hissiyat görmüyorsun. Çünkü açısını ayarlayabildiğin için direkt klavyene ve masana doğru ışığı vurdurabiliyorsun. Yıla uygulamasını indirip bu ürünü tanıttıktan sonra kurulumunu yaptıktan sonra çok stabil çalıştıracaksın. Kapa aç yapabileceksin. Renk sıcaklığını oturduğun yerden ayarlayabileceksin telefon üzerinden. Ekstra kontrolcüsünden de ışığın şiddetini açıp kısabileceksin. İster floresan rengi kullan ister tam sarı bir renk kullan veya tam ortasını floresan ve sarının orta rengini kullanabilirsin. Razer ile oyun animasyonları yani oyunla birlikte müzikle birlikte senkronizasyon sağlayabiliyorsun. Ambilight özelliği gibi bir değişik özellik diyebilirim ama hemen hemen çalışma mantığı aynı. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Yeelight'in kendi sitesine gidip Yeelight25 koduyla kendine ürün seçerken %25'lik bir indirim alabilirsin. Videoyu şimdiden beğendiğin ve kanala abone olduğun için de teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.